Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi böyle IKEA'ya geldik arkadaşlar. Almanya'da IKEA fiyatları ne durumda ona bakacağız. Hadi gelin başlayalım. Arkadaşlar buraya böyle oda yapmışlar. Baya güzel duruyor. Yani mutfakla otom odası bir. Mesela şöyle sandalyelerin tanesi 80 euro. Bu şekil. Masa 500 euro arkadaşlar. Açılıyormuş. Sana böyle koltuk koymuşlar. 730 euro. Şöyle bir koltuk 350 euro arkadaşlar. Şöyle regal kombinasyonda 430 euro arkadaşlar. Şu olmuş oluyor aşağıdaki. Buna da ekstra istiyorlarmış arkadaşlar, 150 euro. Sonra koltuk bölümüne geldik. Mesela şöyle bir koltuk. Kaç paraymış? 450 euro. Şöyle bir masa. 200 euro arkadaşlar. Şöyle bir kitaplık gibi bir dolap 180 euro. Yeşil koltuk 600 euro. Şu gri koltuk arkadaşlar. Bunun fiyatına bakalım. Bu da 350 euro. Sonra böyle bir yeşil koltuk var, 300 euro. Şuna da ekstra istiyorlar. Bu da 100 euro. IKEA bayağı pahalıymış. Zaten ben IKEA'yı ucuz bulmuyorum arkadaşlar. Şöyle bir deri koltuk var, 350 euro. Evet. 750 euro böyle turuncu koltuk var. Şöyle yatak olabilen koltuk da arkadaşlar. 1400. Şöyle bir devam gidelim. Şu gri güzel. Şurada yapayım. Burada 500 euro. Şu küçük de 130 euro arkadaşlar. Sen yapsana şu. Çüş. Arkadaşlar bu koltukta 1550 euro. Bu şekil. Evet. Arkadaşlar bu koltuk aynı bizim koltuğumuza benziyor. Fiyat farkı. Ama fiyatı baya fark var. Bu 1000 euro arkadaşlar. Biz o zaman başka bir yerden aldık. 250 euro almıştık. Zaten videoyu yapacağız ev turunu. Orada anlatırız kaç paraya aldığımız mobilyaları. Şu masada 150 euro. Şu beş koltuk güzelmiş. Bu da 1180 euro. Bu kaşa? 844 euro arkadaşlar bu da. Şimdi koltuk yerinden çıkalım. Ne geliyor sonra? Televizyon aldığı geliyor. Şöyle bir komodin gibi 20 euro düşmüş arkadaşlar. Az büyük olan da 65. Burada böyle orta sehpalar var. Mesela şu büyük olan 35 euro. Bunlar biraz uygun burada. Şu küçükler var. Lak olarak geçiyor 10 euro. Şu boyu o kadar küçük de değil. Orta boy. Bunlar da parlaklığı olduğu için 12 euro. Şu televizyon altlığı 271 ama şurası ekstra 372 euro. O kaça? Fiyatı orada mı yazıyor? Beşli. Değil mi bu? Evet. Fiyatı 445 euro. Bunlar zaten herkes istediği gibi değiştirebiliyor. Evet. Şöyle bir bak. Burada örnek yapmışlar. Ama parası yazmıyor.
Şu siyah mı? Şuraya döneyim. Şöyle. Şurada yazıyor fiyatı. 407 euro bu da. Genelde 400. Şöyle bir var böyle basma sistemli. Fiyatı. 443 euro. Evet. Mesela şöyle bir dolap var. Bu da 110 euro. Şöyle kitap koymak için ya da eşya koymak Dosya, için. Dosya. 156 euro arkadaşlar. Bir camlı var. 130 euro. Böyleler uygun yine değil mi? Evet, böyle hani hazır olanlar ucuz oluyor ama kendin takmalı yapmalı az pahalı oluyor. Evet. Mesela böyle bak bunu. 700 euro. 704 euro. Pahalı. Evet. Çünkü üstüne cam koymuşlar. İçini cam yapmış. Ekstra fiyat çıkıyor tabi. Şurada var hazırlar. Şurada hemen beyaz var. Düz sade. 220 euro. Evet. Şu. 429.30. Evet, cam var üstünde yine. Evet. O zaten bana pahalı oluyor. Şöyle mi var basit? Küçük 180 euro. Şu da güzelmiş. Evet, rengi bej gibi böyle biraz. 230 euro. Vizyon gibi. Şöyle de bak, bu da güzelmiş. Siyah. Parlak değil mi önü? Cam galiba, cam. Fiyat yazmıyor. Şöyle bir regal var arkadaşlar. 69 euro. Şu da güzelmiş. 199 euro. Ama şey, bu IKEA Family kartı yaparsanız galiba düşüyor. Şu normal fiyat 250 euro. 200 oluyor. Arkadaşlar böyle vitrinler var. 45 euro. Bizde aynı sınav var ama kullanamıyoruz. Ne kaçacağımızı bilmiyoruz. Evet. Şöyle bir tane var. Bu da 230 euro. Böyle devasa tabaklık koymak için, böyle yemek eşyaları koymak için. Bayağı büyük. Bu da 560 euro. Başlayalım. Şöyle bir şey var. Ayakkabılık için koymak için. Evet, 25 euro. Bunlar böyle biraz daha büyük tabak falan koymak için. Bu mesela 150 euro. İyiymiş. Evet, bu uygun, evet. Şöyle var. 219 euro. Anahtarlı falan. Çalınmasın diye. Büyük. 593 euro. Tamam, buraya da geçelim. Oraları gösterdik mi? Şöyle yine kitaplık var. Dosya koymak için ya da oyuncak moyunca koymak için 50 euro böyle. Bunlar da 5 euro istiyorlar. Şu kapak takarsanız da 20 euro. Evet. Çekmece 30 euro. Değişiyor. Geçeyim mi? Orayı zaten gösterdim. Mesela şurada böyle regal var. 30 euro bu. Kitaplık büyük ihtimal ince çünkü. Mesela bak, bunu değiştirebiliyorsunuz. Evet. Fiyatı ne? 172 euro. Evet. Şöyle bir dolap var. Biraz uzaktan çekeyim. 120 euro. Mutfak bölümüne geldik. Şöyle sandalyeden başlayalım. 59 euro. 60 yani. Bu masada 180 euro. Böyle bir masa var arkadaşlar. 230 euro bu masa. Sandalyesi de 30 euro. Sonra şöyle siyah bir masa var. 200 euro arkadaşlar. Bu sandalye de böyle 80 euro. Şöyle beyaz bir sandalye 65 euro. Yanındaki 60 euro.
şöyle şeffaf bir sandalye 80 euro. En uygunlarda bunlar 12 euro. Şurada 13 euro. Şöyle tahta var 25 euro. Şöyle bir şeffaf sandalye var yine 90 euro. Bu masada aşılıyormuş, küçülüyormuş 500 euro. Böyle bir masa baya büyükmüş 600 euro. Evet. Şöyle bir masa var. Bu da 400 euro. Sandalyesi de 70 euro. Böyle bir değişik masa var burada. Bu da 700 euro. Şimdi mutfaklara geçiyoruz. Böyle bir mutfak var. Komple fiyatını yazmamışlar. Yazıyor mu? Ama hepsi içinde mi bunun? Elektrogereği de bunun. Evet. Hepsi içinde arkadaşlar. Böyle bir mutfak. Beyaz eşyasından bir. 3751 euro arkadaşlar. Şu karşıdaki mutfak güzelmiş. IKEA'nın kendi eşyalarını beğenmiş. Evet, hepsi IKEA'nın kendi eşyası. Mesela buraya böyle, bak bu güzelmiş. Evet. Böyle buraya kahve makinesini falan da koyulabilir. Lazım olmadı mı kapat. Bu mutfakta 11.110 euro arkadaşlar. Çünkü adam... Böyle baya büyük, hepsi var. Adası da var. İçinde hepsi. Hani ayrı almak isteyenler için. Ya bu küçük parçalar ekstra. Evet. Süsleri. Şöyle bir mutfak var arkadaşlar. Yani böyle küçük bin kiralar için. Bunun fiyatı da 855 euro arkadaşlar. Hepsi içinde yine. Şu karşıdaki de güzelmiş. Böyle dolabı falan. Hepsi yok halde bu fırınların. Evet. Bu mutfağın fiyatı da 8637 euro arkadaşlar. Uygun yine. Eşya, beyaz eşya seçimi için. Evet. Sonra burada böyle bir mutfak var. Bunun fiyatı da 4427 euro arkadaşlar. Aylık 93 euro ödeyerek yapabilirsiniz. Evet, aylık da yapabiliyorsunuz. 93 euro ödüyorsunuz. Kaç ay ödeneceğini yazmamışlar. Sonra böyle küçük mutfaklar var. Bu da 1213 euro. Şöyle bir servislik var. 40 euro. Şu siyah 30, beyaz da 30. Şu karşıdaki mutfak da güzelmiş arkadaşlar. Adası falan var. Bizim ilk mutfağımız bu şekildeydi arkadaşlar. Böyle desenli kapakları. Taşındıktan sonra başka aldık. Zaten ev tanıtım videosunda göreceksiniz. Mutfağı da buradan aldık. Evet. Kendim. Fiyatı da 13.047 euro. Bunda da böyle kupları falan var. Kendiniz şaşıyorsunuz. Mesela bizde şu altın var dedi. Önceden 10 euroymuş. Şimdikinde şöyle kup var bizde. Bu da 10 euroymuş. 2 tane. Şöyle dolap modelleri var. Mesela şöyle 123 euro. Karşıda kapaklar var. Evet, burayı hızlı geçelim. Beyaz eşyasına bakalım kaç para. Şöyle mikro dalga var. 69 euro. Dolaptan da fiyat yazmamışlar. Şöyle fırınları arkadaşlar. Fırın değilmiş. Mikro vereymiş arkadaşlar bunlar. Şu mesela 500 euro. Şu yokaldaki 200.
Bu da 399, alttaki de 599. Şöyle dınsaları var. 599 euro. 400 euro. Bu şekil. Şu mesela 240 euro. Aşağıdaki de 650 euro. Ucuz olanlar da 130 euro böyle. Şu siyah da 250. Fırınlar buradaymış. Mesela şöylesi 650 euro. Şöyle bir marka Fins Makara diye 800 euro. Bu da 800 euro. Pahalıymış aslında. Yani o paraya markalı bir şeyler alınır. İlken fırınları falan nasıl oluyor bilmiyorum. Yani burada ucuzdan da varmış. Burada böyle bir var. 280 euro arkadaşlar. Yok aldıkı da 230 euro. Sonra burada böyle kutular var. 2 euro arkadaşlar. Şu büyük kutu kaç? 6 euro. Evet. Bunlar da 6 euro. Çöp şeyleri nerede? Ha burada. Mesela şöyle bir çöp kutusu. Fiyat yazmıyor. Şu küçük 5 euroymuş. Şu 8 euro. Şöyle orta boy 8 euro. Bu şeklik mi oluyor, delikli su? Olabilir. Ben doğru çöp diye biliyordum ama. O delikli diyelim onu. Şöyle çatal bıçak koymak için 20 euro bu. Şu da 13 euro. Arkadaşlar bu böyle mesela. Bunlar ucuz oluyor. 4 euro. Şöylesi 3 euro arkadaşlar. Bunlar da 2 euro. Şöyleler var. 2 euro. Sonra musluklara gidelim. Şöyle bir ne deniyor buna? Evye mi deniyor? 85 euro. Şöylesi 99 euro. Şöyle bir musluk var. 69 euro. Şu da 79 euro. Arkadaşlar şöyle bir musluk 22 euro. Şu 35 euro. Şöylesi 160 euro. Şöyle parlak var. 160 euro. Şunun şöylesi de 69 euro. Tamam, şimdi devam gidelim. Şimdi yatak bölümüne geçiyoruz. Hemen yatak fiyatlarını da gösterelim. Az hızlı hızlı yapmamız lazım çünkü akımız az kaldı, 10 evet, kaldı. Şarjımız çok az kaldığı için hemen gösterebildiğimiz kadar göstermek istiyoruz. Bundan şurada. Şöyle bir gri yana. Şu gri küçük biraz ama yine de hani ideal. 200 euro. Mindersiz değil mi bunlar? Yok, için öyle ha. Mindersiz. Tek yatak fiyatlarını söyleyeyim direkt. Minder falan içinde değil. Şu yatak 1179 euro. Evet. Bu tabi minder içinde olduğu için fiyatı yüksek. Evet. Yani şey ya, box springs mi deniyor? Şöyle bir yatak 399. Hemen şuraya geçelim. Minderden alırsan 500 euro. Evet. Bu yatak 199. Evet. En çok tutulanlar şöyle yataklar var galiba benim gördüğüm. 599 böyle. Büyüklüğüne göre değişiyor. Ha, 140'lık, 160'lık falan diye. Şu yatak böyle 500 euro. Arkadaşlar bu yatakta 299, yine büyüklüğüne göre değişiyor. 180'lik mesela 329. Böyle bir yatak var. 300 euro arkadaşlar. Dolaplara geldik. Şöyle bir dolap. 199 euro. Şu küçük olan da 129. Şöyle bir dolap var arkadaşlar. 199 euro. Tabii içindekiler falan böyle ekstra.
Şöyle gardrop var. 299 euro. Şu siyah dolapta 119 euroymuş. Sonra böyle giyinme dolapları var. Mesela bu böyle komple arkadaşlar 1530 euro. Şöyle bir dolap var. Bu da 635 euro. Şu karşıdaki dolap 610 euro. Üç kapaklı. Şöyle bir renkli dolap var. 584 euro arkadaşlar. Şu dolap da böyle güzelmiş. Aynalı falan. 650 euro. Şu gri dolap da güzelmiş. Bu da 876 euro. Arkadaşlar şöyle bir dolap var. Bizim dolabın kapısı da böyle. Bu da 825 euro. Şöyle büyük bir dolap var. Bu da baya güzel duruyormuş şekilli. 1379 euro. Şöyle içine bakalım. İçi de böyle. Arkadaşlar zaten İlkan'ın part 2'sini de yapacağız. Evet, çünkü daha böyle küçük eşyaları, süsleri falan, onları ekstra bir video yapacağız. Şöyle bir dolap var. Bu da 605 euro. Şu küçük dolap da 633 euro. Şimdi böyle makyaj maşaları var. Böyle. Bu 250 euro. Şu yandaki 159 euro. Aynası da 40 euro. Sonra şöyle bir komodin gibi dolap var. Bu da 139 euro. Bu dolap da 89 euro. Şu komodin güzelmiş arkadaşlar böyle. Bu da 229 euro. Burada böyle ayakkabılıklar var. 35 euro. Mesela şöyle duvar asmak için süs şeyi var, 8 euro. Ayna 20 euro. Şöyle bir ayna da 100 euro. Şöyle bir ayakkabılık var. Bu da 200 euro. Şimdi çocuk bölümüne geldik. Hemen yatakları gösterelim. Bu uzayan yatak 308 euro. Şöyle boyut uzuyor. Bu da 288 euro. Bu şekilde. Arkadaşlar bu yatakta böyle ranza 2 kişilik 279 euro. Minderinden biri alırsanız 369 euro. Sonra böyle bir yatak var arkadaşlar. Bu uzayabiliyor. Bu da 149 euro. Minderinden 239. Evet, bu şekil. Uygun fiyatlı yatak. Evet, şöyle böyle uygun sade. Fiyatlı yatak 69 euro. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Zaten İlkan'ın part 2'sini de yapacağız. Dediğimiz gibi küçük eşyalar, süsleri falan, onları da göstereceğiz. Evet, onlar aşağıda oluyor. Burası üst katı. Eğer videomu beğendiyseniz beğenme butonuna basarsanız, kanalımıza da abone olursanız çok seviniriz. Bir dahaki video görüşmek üzere. Hoşça kalın.